Merhabalar sevgili çocuklar. Bugün yine sizler için çok güzel, çok keyifli bir masal hazırladım. Umarım beğenirsiniz, keyifle ve zevkle izlersiniz. Hadi bakalım. Hepinize iyi seyirler sevgili çocuklar. Bundan evvel zaman içerisinde küçük bir nehir kenarında küçük bir kulübede bir balıkçı yaşarmış. Balıkçının bir eşi bir de henüz küçük bir bebekleri varmış. Bu balıkçı hemen her gün nehire gider, ağasını nehire serer ve oradan ailesine yetecek kadar balık tutup evine dönermiş sevgili çocuklar. Çok zengin olmayan garip bir balıkçıymış bu balıkçı sevgili çocuklar. Günlerden bir gün yine nehire balık tutmak üzere gitmiş, malzemelerini hazırlamış, ağını kenara sermiş, tam dereye ağını atacakken bir bakmış ki derede kocaman bir yaprağın üzerinde yüzen küçük bir bebek görmüş balıkçı sevgili çocuklar. Hayretler içerisinde hemen telaşla derenin kenarına inmiş ve o yaprağın üzerindeki o küçük bebeği almış ve doğruca evine eşine getirmiş sevgili çocuklar. Ve eşi kucağında bebekle dönen adamı, balıkçıyı görünce çok şaşırmış. Neden demiş bu bebeği getirdin buraya? Balıkçı, bu bebek bir yaprağın üzerine nehirde yüzüyordu. Boğulmasın diye onu aldım, buraya getirdim sevgili karıcığım demiş. Kadın çok sinirlenmiş. Adam demiş, bakın biz henüz zar zor geçiniyoruz. 3 kişilik bir aileyiz. Bak bizim de bir bebeğimiz var. İkinci bir bebeği ne gerek vardı da buraya getirdin bunu demiş. Adam, hiç merak etme sevgili karıcığım demiş. Ben biraz daha fazla çalışır, bu bebeğe de bakarım demiş. Ve aradan günler, aylar, yıllar geçmiş çocuklar. Evet sevgili çocuklar, bu balıkçının kendi çocuğunun adı Lina. Dereden tutup büyüttüğü çocuğun adı Fiona'ymış sevgili çocuklar. Bu iki çocuk büyümüşler, büyümüşler yıllar sonra evlenecek yaşa gelmişler. Fakat bu arada bizim balıkçı çok hastalanmış ve ölmüş sevgili çocuklar. Balıkçının karısı Fiona'ya adeta hizmetçi muamelesi yapıyormuş. Ona hemen her gün evi temizletiyor, tüm işleri ona yaptırmaya çalışıyor ve birlikte yemek yemelerine izin vermiyor. Fiona'nın mutfakta yemek yemesini istiyormuş sevgili çocuklar. Ve hatta Fiona hemen her gün evlerinin 2 kilometre uzaklığındaki bir çeşmeden günlük 2 kez gidip su doldurması gerekiyormuş. Yine günlerden bir gün Fiona eline su sürahilerini almış ve çeşmeye su dolmaya gitmiş. Annesinin yapmış olduğu bu eziyetten dolayı çok canı sıkılıyormuş, çok üzülüyormuş. Çeşme başında ağlamaya başlamış üzüntüsünden sevgili çocuklar. Tam bu arada ormanın içerisinden, ağaçların arasından yaşlı, sevimli bir kadın gelmiş. Fiona'ya, sevgili kızım, güzel kızım, bana sürahinden biraz su verir misin? Çok susadım demiş. Fiona hemen gözyaşlarını silmiş ve kadın rahatça suyunu içebilsin diye sürahisinden kadının avucuna su dökmüş. Kadın kana kana avuç avuç su içmiş ve Fiona'ya çok teşekkür etmiş. Demiş ki, sen kalbin kadar güzel bir kıza benziyorsun. Ben de bana suyundan ikram ettin, bu ikramın karşılığında ben de sana bir iyilik yapmalıyım demiş. Bu yaşlı kadın ellerini birleştirmiş bu şekilde. Birleştirdikten sonra bir anda kadın periye dönüşüvermiş sevgili çocuklar. Elinde sihirli bir sopası varmış. O sopayı Fiona'nın başına uzatmış. Demiş ki, bundan sonra her ne zaman kalbin sıkışsa, üzülsen, kederli bir duruma geldiğinde, ağlamaya başladığında senin o yüzünden süzülen gözyaşları yere inci ve pırlanta taneler olarak yere dökülsün demiş.
ve bir anda peri gözden kaybolmuş. Fiona çeşmeden sürahilerine suyu doldurmuş ve evine dönmüş. Onu evde bekleyen annesi çok sinirli bir şekilde Fiona'ya kızmış. Nerede kaldın sen? İki sürahi su doldurmak bu kadar zaman mı alıyor? Sen bilmiyor musun? Ben ve kardeşin burada çok susadık, senden su bekliyorduk. Hadi bakalım demiş. Sürahileri götür mutfağa bırak, oradan da dışarı çıkma diye bir güzel kızmış Fiona'ya. Annesinin kızmasından çok üzülen Fiona, elindeki sürahileri yere bırakmış ve bir kenara kıvrılmış ağlamaya başlamış. O perinin dediği gibi Fiona'nın gözlerinden süzülen yaşlar, inciler ve pırlanta taneler olarak yere dökülmüş. Su içmek için mutfağa gelen annesi Fiona'nın gözyaşlarının yere inci taneleri ve pırlanta olarak döküldüğünü görünce çok şaşırmış. Senin gözyaşların inciye, pırlantaya mı dönüşüyor diye sormuş. Fiona çok iyi niyetli olarak annesine başından geçenleri anlatmış. Çeşmede bir kadının geldiğini, ona su ikram ettiğini ve o kadın da bundan sonra senin gözyaşların inci ve pırlanta şekilde yere dökülsün diye bana büyü yaptı ve uzaklaştı demiş. Kadın çok şaşırmış, hemen kızına seslenmiş. Lina, Lina çabuk gel buraya demiş. Lina koşarak annesinin yanına gelmiş. Buyur anneciğim demiş. Lina hemen demiş şuradan iki tane boş sürahi al ve çeşmeye git. Çeşmeden su doldur, yanında gelen yaşlı sevimli bir kadın eğer senden su isterse sen hemen o kadına nazik ve kibar bir şekilde su ikram et. Sadece yapman gereken nazik ve kibar olmandır. Tamam mı kızım demiş. Peki anne demiş ben bunları niçin yapacağım? Sen demiş gözyaşlarının inci ve pırlanta tanelerine dönüşmesini istemez misin demiş. Bak kardeşin çeşmede yaşlı bir kadına su ikram etmiş. Kadın periye dönüşmüş ve kardeşinin gözyaşları şu anda bak inci ve pırlanta tanesi olarak yere dökülüyor. Sen de böyle bir meziyete sahip olmak istemez misin demiş. İstemez olur muyum anne demiş. Hemen Lina hazırlanmış ve evde bulunan en güzel gümüş sürahileri yanına almış ve çeşmeye doğru gitmiş. Çeşmeye geldiğinde tam gümüş sürahisini çeşmeye tutmuş ve sürahiye sularını doldurmuş. Tam bu arada uzaklardan güzel giyimli bir kadın çıkagelmiş. Kadın, güzel kızım o sürahinden bana bir miktar su verebilir misin? Su içmek istiyorum. Yardımcı olur musun bana demiş. O kendini beğenmiş, hiçbir iş yapmayan Lina, siz ne demek istiyorsunuz demiş. Ben bu gümüş sürahileri size su ikram etmek için mi getirdiğimi sanıyorsunuz? Ben demiş bu gümüş sürahilerinden size su veremem. Kadın bir anda çok değişmiş ve hemen ellerini birleştirmiş ve peri kılığına dönüşmüş. Seni demiş, sihirli değneğini uzatmış, seni lanetliyorum. Ne zaman üzülsen, ne zaman kalbin daralsa, ne zaman ağlamaya başlasan, bundan sonra senin sesin bir kurbağa gibi viyaklamakla geçecek bütün ömrün demiş. Ne zaman ağlarsan kurbağa gibi viyaklayacaksın. Ne zaman konuşsan kurbağa gibi viyaklayacaksın demiş. Seni lanetliyorum demiş. Ve kadın yine ellerini birleştirmiş, gözden kaybolmuş sevgili çocuklar. Lina ağlayarak, bıraklayarak evine dönmüş. Annesi büyük bir merakla Lina'yı bekliyormuş. Lina'ya sormuş, ne oldu kızım diye. Lina annesine ağlayarak, bıraklayarak cevap vermiş sevgili çocuklar. Kurbağa gibi bıraklıyormuş. Kadın çok şaşırmış kızının bu haline. Tam ertesi gün Fiona ahırın kapısının önünde şarkı söylüyormuş sevgili çocuklar kendi halinde. O arada ahırın arka tarafından bir prens muhafızlarıyla birlikte saraya dönüyormuş. Fiona'nın sesini duymuş ve durmuş bir müddet dinlemiş. Ama Fiona'yı görememiş kim olduğunu, sadece sesi dinlemiş. Muhafızlarına emir vermiş, siz burada bekleyin. Ben şu eve gidip
bu sesin sahibini bulmak istiyorum demiş. Fiona, prensten habersiz ahırdan ayrılıp eve dönmüş. Prens de atıyla birlikte o evin önüne gelmiş. Kapıyı çalmış, kapıyı Fiona'nın annesi açmış. "Buyurun sayın prensim, ne sebeple buradasınız?" diye sormuş. Prens, "Biraz önce ahırın önünde bir kız şarkı söylüyordu. O kızın söylediği şarkıya ve kıza aşık oldum ben. O kızı görmek istiyorum." demiş. Hemen Fiona'nın annesi gizlice, sinsice bir plan yaparak, "O kız benim kızımdı. Siz bekleyin, hemen çağırayım, gelsin kızım." demiş. İçeri girmiş ve Lina'ya demiş ki, "Hemen kardeşin elbiselerini giy, kapıda bir tane prens var, seni görmek istiyor." demiş. Lina, Fiona'nın elbiselerini giyerek kapının önüne çıkmış. Prens, Lina'yı görünce, "Sesiniz kadar kendiniz de çok güzelmişsiniz. Biraz önce ahırın önünde çok güzel şarkı söylüyordunuz. Şimdi rica etsem bir şarkı söyler misiniz? Sesi, bu şarkıyı elimdeki şu deniz kabuğuna söyleyin. Sesinizi deniz kabuğunun içinde saklayacağım ve anneme götüreceğim. Anneme dinleteceğim sizin sesinizi. Sizin sesinizin güzelliğini annem duyarsa sizinle benim evlenmeme müsaade edebilir." demiş. Lina tam şarkı söylenmeye hazırlanmış, "Bırak, bırak!" diye ses çıkartmış sevgili çocuklar. Prens çok şaşırmış. "Siz demiş benimle alay mı ediyorsunuz? Biraz önce çok güzel şarkı söyleyen kız şimdi neden bıraklıyor?" Muhafızlarına emir vermiş, "Alın derhal bu kadını götürün buradan." demiş. Ve tam bu arada muhafızlar Lina'yı alıp götüreceklerken içeriden Fiona koşarak çıkmış. "Durun sevgili prensim, özür diliyorum kardeşimin adına. O ahırın önünde şarkı söyleyen bendim. Benim kardeşim Lina bir peri tarafından lanetlendi. O yüzden bırakılıyor." Hemen Fiona bulunduğu yerde diz çöker sevgili çocuklar. Ellerini açar. "Ey periler, kardeşimi affet. Benden çok kardeşim bir prensle evlenmeyi hayal ediyordu. Onun bütün lanetini üzerime alıyorum. Onun gibi ben bıyaklayayım, onun sesini eski haline dönüştürün, prensle evlensinler." Onun bu güzel dileğini gören Lina hemen koşup kız kardeşine sarılır. "Çok çok özür dilerim. Şimdiye kadar sana kötü davrandım. Çok pişmanım." der. Bir anda o peri beliriverir. "Madem ki der çok pişmansın, ben seni der eski haline dönüştüreceğim." Peri değneğini uzatır ve Lina'yı eski haline döndürür sevgili çocuklar. Bütün bu gelişmeleri gören prens Fiona'ya der ki, "Senin kalbin kadar kendinde çok güzel bir kız. Sana sesine aşık oldum. Benimle evlenmek ister misinler?" Fiona, prense özür dilerim sevgili prensim. Elbette sizin gibi bir prensle tüm genç kızlar evlenmek ister. Ben de çok isterim ama benim kız kardeşim hep hayatı boyunca bir prensle evlenmeyi hayal etti. Evlilik onun hakkıdır," der. Prens, "Yok," der. "Ben sizinle evlenmek istiyorum. Eğer evlenmeyi kabul ederseniz, kardeşinizle de benim küçük kardeşim evlenebilir. Öyle sanıyorum, öyle umut ediyorum ki küçük kardeşim sizin kardeşinizi mutlu edecektir," der. Ve hemen evlilik kabul edilir ve Lina ve Fiona saraya götürülür. 40 gün 40 gece sarayda bir düğün yapılır. Ve o düğüne tüm ülkenin halkı davet edilir. Ama bir tek kişi o düğüne davet edilmez sevgili çocuklar. O da Fiona'nın ve Lina'nın o kötü kalpli annesidir sevgili çocuklar. Aradan
Bir yıl geçer, bir yıl sonra Fiona'nın bir kızı olur sevgili çocuklar. Kızı da annesi gibi ağlayınca onun da gözyaşları inci ve pırlantaya dönüşüyorlarmış sevgili çocuklar. O da annesi gibi iyi kalpli, sevimli bir çocuk olmuş büyüyünce. Ve hikayemiz mutlu, mesut bir şekilde sonlandı bu şekilde sevgili çocuklar. Hadi bakalım. Yeni bir masalda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın sevgili çocuklar.